أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Değer ve kıymet, salat ve selam. En güzel tahiyyatlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam olsun. Değerli kardeşlerim, bugün yeni bir program, Pazar Sohbetleri olarak başladığımız ve üçüncü haftadır burada devam ettire durduğumuz vahiy sohbetlerinin üçüncüsünü inşallah beraberce yapacağız. İlk bölümünde Efendimiz Aleyhisselam'ın hayata yön verici, aydınlatan, bizi hakta hidayette tutan sözlerinden bir tanesini değerlendirecek. İkinci bölümünde ise Meryem suresinin yine kaldığımız yerden itibaren olan bölümünü okuyacağız. Hadislerimiz ahlaki yozlaşmayı doğuran davranışlar, fikirler, sözler nelerdirle ilgiliydi. Bugün bir yenisini daha inşallah gündeme getirmiş olacağız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlar. لَا تَكُونُوا اِمْنِعَةً Şahsiyeti silik insanlar olmayınız. Derler ki, bir insanın şahsiyeti neyle silik olur ya Resulallah? Aleyhisselam'ın yaptığı tarif gerçekten bugün de yaygın maalesef. Hatta dünya insanlığı içerisinde yaygın, önemli bir tarifte bulunur. İmmia, şahsiyet düşüklüğü. Şöyle der, insanlar bana iyilik ederlerse ben de iyilik yaparım. Bana kötülük ederlerse ben de kötülük yaparım. İşte böyle diyen, böyle davranan şahsiyeti silik insanlar olmayı. Peki asıl şahsiyetlilik nedir? Siz kendi tabiatınızı şuna alıştırın der. İnsanlar bana iyilik yapsalar, elbette iyilikle mukabelede bulunurum. Kötülük yapsalar, asla onlara zulmetmem, kötülükle mukabelede bulunmam. İnsanların size davrandığı şekilde davranmak, her kişinin kârıdır. Ama insanların size davrandıkları karşısında iyilikle davranmak mümin kişinin kârıdır. Arkasına Cenab-ı Hakk'ı alan, yaptığını Allah'ın avucuna emaneten teslim eden, bu inançla yaşayan, davranan bir insan için hiçbir iyilik kayıp değildir. Bunlar karşıdaki o iyiliği hak etmezse de öyledir. Çünkü aslında iyilik insandan çok iyiliklerin kadir kıymetini bilen Cenab-ı Allah'a bir emanettir. O nedenle mümin topluma göre değil, Allah'ın kendisinden istediği şeye göre davranır. Haberin aynı başlık altında bir başka varyantında şu ifadeler, immi'a kelimesini izah eder. Abdullah İbni Mesud der ki, rüzgar nereye eserse ben oraya doğruyum demektir şahsiyeti silik insan olmak. Rüzgar nereye eserse. Bir başka ifade, insanlar neye yönelirlerse ben oradayım. Yani herkese mavi boncuk dağıtan, kalabalıkların yanında saf bağlayan, kimliklerine, ahlaklarına, inançlarına, dünya görüşlerine bakmaksızın, güç ve kuvvetin yanında arz endam eden bir yaklaşımla insan şahsiyetini yozlaştırmış olur. Halbuki müminde Cenab-ı Hak nerede durmanı, nasıl durmanı isterse öylece durman vardır.
Allah'ın talebi önemlidir. Allah'ın senin için biçtiği ceza veya mükafat önemlidir. O nedenle mümin insan şahsiyeti bütün insandır. Bakın bir başka ifadede Aleyhisselatü Vesselam bize İlmiha kelimesinin bir başka izahı olarak şunu yapar. Abdullah İbni Ömer'den geliyor yine. Biz diyor öyle bir zamanda yaşadık ki servet ve para kardeşlik hukukunun önünde değildi. Ama bugün öyle bir zamanda yaşıyoruz ki servet ve para, menfaat ve çıkar İslam kardeşliğinin önünde tutulmuştur. Eğer söz konusu çıkarım o kardeşlik hukukunu ihlale yol açıyorsa çekinmem. Çıkarım dünya menfaatini elde etmeye yol açıyorsa ne pahasına olursa olsun bunu sonuna kadar güderim. Henüz daha Efendimiz döneminden yeni ayrılmışken insanlar arasında var olan bu yozlaşma bize insan değişiminin, ahlak ve karakterinin yoğun bir şekilde ilahi vahiy terbiyesi altında olmadığı zaman varabileceği tehlikeli noktayı gösterir. Eğer Allah'ın kitabı Efendimiz'in örnekliğiyle günlük yoğun bir beraberliğimiz yoksa, güne damgasını vuran vahiy değilse, ilahi öğretiler değilse, zamanla yaptığımız bu ihbarkarlık bizi ne olursa olsun çıkar için yaşamaya götürecek ve o çıkar uğruna hem ilahi değerler hem insani değerler feda edilecektir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bakın bir başka haberinde insanlar gün gelecek altının gümüşün tutkusuna düşeceklerdir. Ticarette kar etmek, kazanç elde etmek, alışverişin aslı kabul edilecektir. Ya da kimi insanlar ineklerin kuyruklarına yapışacak, yani hayvancılık ve benzeri mesleklerinin icrası için ne hak hukuk ne helal haram tanımayacaklardır. Ve yine insanlar böylece çıkarlarının peşine düştükleri bir zamanda Allah için yaşamayı, Allah için gayreti terk ederlerse Allah'ın yasası şöyle gerçekleşecek. Allah o topluluğa bir zillet damgası vuracak. Topluluk tekrar ilahi ölçülere dönmediği müddetçe zilletten kurtuluş da mümkün olmayacaktır. Ne kadar önemli ve ne kadar aslında yaygın gördüğümüz bir hal bu toplumda. Altının ve gümüşün yani servetin, ticaretin, nakdin aynı olanı ya da olmayanı her türlü dünyevi çıkar uğruna insan bunlarla meşgul olurken Allah için olmayı, Allah için yapmayı, Allah için bilmeyi, söylemeyi bir tarafa iter de ihmal ederse olacak olan şey zillettir. Allah o insandan ağırbaşlılığı, değer ve kıymeti, mürüvveti alıverir. Tekrar eski hale dönüş neyle mümkün? Tekrar eski hale dönüş yine Cenab-ı Hakk'ın ölçüleriyle buluşmakta mümkün. Müminin harcı bu değil. Peki mümin kimdir? Mümin, Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالْطَعَانِ Mümin insana kıymet verir. Kıymet verdiği için de onu iğnelemek meşrebinden değildir. İğnelemek, kınamak, açıklarını konuşmak, onu mahcup etmek gibi bir davranışı kendine ahlak edinmez. وَلَا لَعَانِ Sözünü de gemleyen bir insandır mümin. Öfkelendiği zaman kontrolsüz değildir.
Ki kontrolsüz olan insanlar, öfkeyi dizginlemeyenler laneti çok okur, hakareti çok yaparlar. Ulel fahiş, mümin davranışında da kibardır, asaleti vardır. Mümin hakka hukuka riayeti vardır. O nedenle haddi aşmaz. O ne yaparsa bir hak ve sınır dairesi içerisinde yapar. İşte bu nedenle mümin haddini aşkın davranışlarda da bulunan değildir. Velel beziyyu, mümin aynı zamanda bezi dediğimiz sözde kaba ve küfürbaz bir insan da değildir. Çünkü müminin sözü Cenab-ı Hakk'a ulaşan en kıymetli sebeptir. En kıymetli ameldir. Sözlerinde saygın, muhatabı gönülleyen, onun değer ve kıymetini ifade eden kibarlık vardır, nezaket vardır. Biraz önceki ahlakı yozlaştıran haslete nazaran müminde tam tersi bu özelliklerden mümini Allah Resulü Aleyhisselam uzak ve bırak görür. Ve destekleyen bir son haberimi de paylaşayım. Mümin insan sahip olduğu güzel ahlak sayesinde kıyamet gününde tartısı en ağır gelen insandır. Güzel ahlakı sayesinde kıyamet günü tartısı en ağır gelen insandır. Müminde adamlılık, mürüvvet yani onun tabiatında yer bulmuştur. Aldığı terbiye onu balçıktan ulvi makamlara çıkartmıştır. Onu dünyadan ulvi mekanlara terakki ettirmiş, yükseltmiştir. Aldığı terbiye gereği onun Rabbi kim? Onun Rabbi Allah'tır. Allah Rablığını terbiyesini indirdiği kitapla, gönderdiği ve göstererek hepimize örnek olan peygamberle ortaya koymuştur. Ve mümin insanda bu mürüvvet dört esasa bağlıdır. Adamlılık, güzel ahlak, sahavet, cömertlik, tevazu ve Allah'a kulluk. Evet, ahlaki hasletlerle ilgili kötü ahlakı ifade eden iki madde daha önce okumuştuk. Bugün üçüncü maddesi nasip oldu. O da nedir? Şahsiyet silikliği. Allah Resulü ne söylediyse doğru söylemiştir. Sıra geldi Meryem suresinden. Kaldığımız ayetler 73. ayette kalmıştık. 73. ayet. Sonuçları tahsil ediyorduk. Dünya hayatında ektiklerimizin semerelerini Cenab-ı Hak ahiret hayatında gösterdi. Oradan tablolar önümüze serdi. Mümin hem geçmişin bilgisine sahiptir hem de geleceğin bilgilerine. Çünkü onu eğitip terbiye eden, öğreten Allah zamanla kayıtlı bir ilme sahip değildir. Zaman üstü bir ilme sahiptir. Allah geçmişin de bilgisine sahip, geleceğin de bilgisine sahip. İşte o alanlardan süzerek önümüze getirdiği, bizim yaşamımızla ilgili gördüğü bir takım sahneler var. Geçen hafta kısmen bunu ana bir iki başlık üzerinde değerlendirmiştik. Bugün biraz daha bu meseleyi açmış olacağız. Meryem suresi ayet 73. وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اَيَتُنَا بَيِّنَاتٍ. Şimdi hepimiz oturalım, diş çöküp Cenab-ı Hakk'ın kitabı önünde onun bizi kendisiyle eğittiği, öğrettiği ayetlerini dinlemeye koyulalım. Bakalım Rabbimiz bizi erdemli, faziletli, yararlı insan kılıcı hangi öğretileri öğretecek?
وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اَيَاتُنَا Ayetlerimiz insanlara okunduğu zaman, evet biz de bu okunan ayetlere şu anda muhatabız. Ama ayette dile getireceği kesin insan kimlerdir? Onlar okunan ilahi ayetlere kulağını tıkamış, aklını örtmüş, kalbini perdelemiş, sırt dönmüş, vahiy yerine kendi arzu ve heveslerini tercih etmiş, inkar eden kimseler. Onlara ayetler çok açık seçik bir şekilde okunsa bile küfredenler şunu diyeceklerdir iman edenlere. اَيُّ الْفَرِقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَاَحْسَنُ نَد۪يَّ Kimmiş bakalım hayırlı olan? Siz misiniz, biz mi? Bakın, dünyada söz bizde, otorite bizde, servet bizde, bilim bizde, nüfus bizde, etkinlik bizde. Dünyayı biz yönetiyor, insanları biz çekip çeviriyoruz. Şimdi biz mi sizden, siz mi bizden daha hayırlısınız, yoksa biz mi? Biz inkar ettik, bu durumdayız. Siz iman ettiniz de ne kazandınız diye söylerler. İfadeler önemli çünkü bizim bir yanımız da aynen bu ifadeleri diğer yanımıza söyler. Nefis daha çok dünyalık olana gönül indirmiştir. Nefis başıboşluğa gönül indirmiştir. Nefis kayıtsızlığa gönül indirmiştir. Sınırsızlığa gönül indirmiştir. Her bir istediği şeyi yapmaya gönül indirmiştir. O tarafımız kendisini sınırlandıran ilahi ayetleri dinlediği zaman başını dikleştirir ve der ki hayır, eğer biz, ben der, bu okunan ilahi ölçülere, bana sınır koyan bu bilgilere boyun eğersem mahrumiyet yaşayacağım. Dünya servetinden, dünya nüfusundan, dünya yetkisinden, sözden, insanlar üzerinde etkiden mahrum kalacak diyeceklerdir. Kimilerine ayetlerimiz okunduğu zaman takındıkları tavır budur. Ayetlerin okunması, tilavet ifadesi, değerli kardeşlerim, Kur'an okuma biçimi olarak okuyanı sorumluluk altına sokan bir okuma tarzıdır. Tilavet. Okuyan insanı sorumluluk altına sokan, onu bağlayan, onu kayıtlayan bir okuma tarzıdır. İnsan bu niyetle okuduğu zaman okuduğu şeye tilavet denir. Okuma biçimine tilavet denir. Bu nedenle kendilerine ayetlerimiz okunduğu zaman okunan şeyler neler? Allah'ın ayetleri. Ayet, Cenab-ı Hakk'a ait olan iki alanlıdır. Birisi görseldir, kaldırın başınızı göğe, yere, dağlara, denizlere. Kaldırın başınızı geceye, gündüze, düne, bugüne. Kaldırın yerden bitene, yukarıdan yağana. Kaldırın doğan güneşe, aya, parıldayan yıldızlara. Bu Allah'ın görsel ayetleridir. Her bir bölüm bize bir şeyler okumaz mı? Elbette okur. Dağ neyi okur? Akıl bu işi çözen kuvvedir insanda. Dağa baktığı zaman akıl da işlemeli. Göğe baktığı zaman akıl işlediğinde gök ona bir şeyler okur. Yer ona bir başka şey okur. Deniz ona bir başka şey okur. Gece, gündüz ona bir başka şey okur. Ama her okunan şey bir şeyi izah eder. O, bütün bunları var eden Allah. Tek olan Allah'ın, kimi zaman kudretini bize okurlar, kimi zaman cömertliğini okurlar, kimi zaman yaratıcılığını okurlar, kimi zaman ısıtmasını, ışıldamasını okurlar. Kimi zaman öldürmesini, yok etmesini okurlar. Kimi zaman haşmetini, kudretini okurlar.
kimi zaman yönetimini, idaresini okurlar. Evet, görsel ayetleri Allah'ın. Tabiat bizlere akılla baktığımız zaman ne okuduğunu apaşikar ortaya koyan şekilde bir kitap gibidir. Okuyan bir kitap gibi. İkinci bir ayet grubu vardır Allah'ın. O da Cenab-ı Hakk'ın Adem Efendimiz Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberlere indirmiş olduğu yazılı ayetler. Bilgiye dayalı yazılı ayetler. İşte o yazılı ayetleri bize peygamberler okur. Bugün okuduğum da onun yazılı ayetleridir. Okunduğu zaman takındığınız tavrı gözden geçirin. Çünkü bu ayetlerde ister köyde yaşamış olalım, ister şehirlerde, ister okuma yazma bilmiş olalım, ister bilmeyelim. İster vasat zekaya sahip, ister deha zekaya sahip olalım. Hangi seviyede olursak olalım, çocuk, genç, yaşlı, ayetler okunduğu zaman hakikati aşikar kılan ifadelerdir. Hakikat onda güneş gibidir. Kimse ben bunu anlayamadım demeyeceği kadar Allah hakikati açık kılmıştır. O nedenle ayetuna beyyinatin sıradan bir ifade değildir. Ayetlerin özelliği nedir? Herkesçe anlaşılan ifadeler. Allah eğer bir kulu var kılmış, onu dağda yaratmışsa, dağlı da anlamalıydı ona indirdiği ayetleri, öğretileri. Eğer bir kulu yaratmış, onu tam da şehrin merkezinde büyütmüşse, şehirli de anlamalıydı. Ya da çocuk diye yaratmışsa, çocuk da anlamalıydı Allah'ın kendisinden ne murad ettiğini, ne istediğini, neyi öğretip neye yönlendirdiğini. O nedenle ayetler beyinattır, apaçık, aşikar, net, herkesçe bilinecek sadelikte ifadeler. Tabiatı nasıl gözlem yaptığınız zaman anlıyorsunuz, Allah'ın indirdiği, gökten indirdiği bilgileri de dinlediğiniz zaman işte o şekil rahat anlayabileceğiniz sadeliktedir. Yeter ki biz akademik bir dile boğmayalım, edebi bir dile boğmayalım ya da kuş dili gibi bir takım perdeler kullanmayalım. Allah'ın ayetleri aşikardır. قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا İşte bu ayetler herhangi bir örtü kullanılmadan okunursa olacak olan nedir? Olacak olan ayıklamadır. Bir bölünmedir. İnsanların kimileri var, hak hakikat perdesi altında kendi batılını gizler. Riya perdesi altında kendi hin hesaplarını gizler. Bunlar nasıl açığa çıkacak? İnsanları biz iyi ya da kötü, adil ya da zalim, hak ya da batıl diye nasıl ayıklayacağız? Ancak onların bu durumunu açığa çıkartacak açık seçik ilahi öğretileri yine açık seçik bir şekilde anlayacakları bir dille okuduğumuz zaman durum ortaya çıkacaktır. O zaman Furkan gerçekleşecektir. Toplum sağlıklı bir şekilde bölünecektir. Toplumun iyi niyetlerini istismar etmek üzere yola çıkanlar ile iyi niyetli olanlar ayıklanacaklardır. Hak aramak üzere yola çıkanlar ile çıkarları için, menfaatleri için yola çıkanlar ayıklanacaklardır. Ayıklayan nedir? Şu önünde açık duran Kur'an'ın açık bir şekilde duyurulmasıdır. Örtüler kullanılmadan. O zaman قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Küfredenler bile anlayan Cenab-ı Hakk'ın aslında iman edilmeye değer yegane varlık olduğunu kavramalarına rağmen şahsi çıkarlarına ulaşmak için reddederler Allah'ı,
Allah'a kul köle olmayı. Peki ne yaparlar? Dönerler ve sahip oldukları geçici güce aldanıp müminlerle alaya kalkışırlar. Derler ki iman edenlere, şimdi söyleyin bakalım hangi biriniz daha hayırlı? Siz mi yoksa biz mi? Siz iman ettiniz, elinize ne geçti? Biz daha servet sahibi, daha zenginiz, daha söz sahibi, daha yetkiniz, daha nüfus sahibiyiz. Dünyanın bütün imkanları bizim elimizde. Bilimi biz yönetmekteyiz. Teknoloji bizim elimizde. Devletler bizim tarafımızdan yönlendirilmekte. Biz bu durumdayız ama size göre inkar edeceğiz. Siz bu durumdasınız, güya müminsiniz. Alemlerin tümünün yaratanına iman etmek size bunu sağlamışsa, demek ki sizin iddialarınız bir kuruntudur. Biz onu inkar ediyoruz. وَكَمْ اَهْلَكْنَا Cevap Cenab-ı Hak'tan gecikmez. Der ki Allah-u Teala, biz sizin gibi daha önce nicelerini helak ettik. Evet, ve bir gerçeği bize öğretir. Nicelerini helak ettik. Öğrettiği gerçek nedir? İnsan devamlı kalamadığı mülkün sahibi değildir. İnsanın elindeki devamlı değilse onun mülkü değildir. Her şeye kayıt koyan Allah, eğer mülke de bir kayıt koymuşsa, 100 yıl senin elinde olacak gibi, 200 yıl senin elinde olacak gibi, 50-60 yıl elinde olacak gibi bir kayıt koymuşsa, o zaman bu kaydın konulduğu insan mülkün sahibi değil, emanetçisidir. Bugün var, zaman bittiğinde yarın yok olacaktır. Yok olan bir şey nasıl benim mülküm olabilir? Nasıl ben onun malikiyim iddiasında bulunabilirim? Katın buna bütün malı, mülkü, makamı, yetkileri, parayı, serveti, gücü, kuvveti, her ne var ise dünyaya ait hepsini katın. Bugün var, yarın yoksa bu gerçek bir mülk değildir. Buna bugün sahip olanlar da gerçek malikler değildirler. Peki ne söyleyelim bunlara? قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ diyelim. Diyelim ki, ey Yüce Allah, gerçek mülk senindir, mülk sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini üstün kılar, dilediğini alçaltırsın. Mülk senin elinde, hayır sende. Sen her şeye gücü yeten bir ilahsın. İşte bu bir iman ilkesidir. Bu aslında dünya mülkünün de temel yasalarındandır. Dünya mülkü geçici olarak insanlara verildi. Geçici olarak. وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِينَ Daha önceki asırlarda da bugün mülk iddia edenler gibi mülkte iddiacı olanlar yaşadı. Ama hepsi, siz de biliyorsunuz ki, sahip olduklarını iddia ettikleri mülkün bugün sahibi değiller. Terk edip gittiler. Terk edip gitmek zorunda olduğumuz bir şey bize ait olamaz. Hum ahsenu esafen ve riyye. Onlar da sözüm ona, o gün mülkte de, servette de, yetkide de çok daha üstün idiler. Hatta bugün yaşayanlara nazaran da daha üstün idiler. Ama bugün yoklar. Peki bugünküler yarın olmayacaklardır. O zaman mümin ne bugün mümkün olmayışından dolayı yakınır, ne de mümkün oluşundan dolayı şımarmaz. Bilir ki emanetçisidir.
emanet eden nasıl kullanılmasını istemişse, müminin imanı işte ona koyulur. Mülkü, mülk sahibine göre. Kul, şunu ilan edin halde. Cenab-ı Hak bir ilan istiyor. Söyleyin, bildirin, haber verin, duyurun. Haber almayan kimse kalmasın, herkes bilsin. Bir yasayı konuşmaktayım şu anda. Dünyaya damgasını vuran bir ilkeyi, bir kanunu konuşmaktayım. Duyurun bunu. مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّ Kim ısrarla dalalette olmak ister ve içinden çıkma iradesi, çabası, niyeti göstermezse Allah'tan alacağı ceza şudur. Allah onu dünyalık namına döşeyecek de döşeyecek. Dünyalık namına yedirecek de yedirecek. Mülk namına sahip kılacak da kılacak. Kılsın bakalım. Biraz daha oyalana dursun insan. Sahip oldukça hedef bir ileriye konulacak. Oraya doğru bu sefer koşturacak insan. Aza sahipti, çoğa sahip olayım diyecek. Çoğa sahipti, daha fazlasına sahip olayım diyecek. Aleyhisselam şöyle formülize eder olayı. İnsanın bir vadi dolusu altını olsa, serveti olsa, ikinci bir vadiyi ister. İkinciye sahip olduğu zaman bir üçüncüsünü ister. İnsanın bu arzusunun önünde hiç kimse duramaz. Ve nihayet o insan ancak ölüp toprak olduğunda gözü doyacaktır. Demek ki kıblemizi, yönümüzü değiştirdiğimiz zaman, yani yönü ahiretten dünyaya, değerleri ahiret değerlerinden dünya değerlerine çevirdiğimiz zaman doyumu olmayan bir şeye çevrilmiş oluruz. Bunu ilan edin. Ve ilan edin ki herkes tedbirini alsın. Tedbir nedir? Mülkü mülkün sahibine göre kullanmaktır. Sahip olayım da bitireceğim demek sadece bir oyalanmadır, bir avunmadır. Asla dünyalığa sahip olanlar durmamışlardır. Bir fazlası için habire koşturmuşlardır. O yolda ne haklar çiğnemişlerdir, ne hukuklar. O yolda ne insanları kırmışlardır, ne kanlar dökmüşlerdir, ne topraklar gasp etmişlerdir, ne yuvalar dağıtmışlardır, ne toplumları bozmuşlardır. O yolda. Onun için bunu söyleyin ve ilan edin. Kim dalaletin içerisindeyse, dalalet aslında ana yoldan sapmaktan kaynaklı bir haldir. Ana yol nedir? Ana yol, Allah'ın bizi insan olarak yarattığı fıtri hasletlerle belirlenmiş, daha sonra indirilen kitapla teyit edilmiş insanlık yoludur. İnsani yol. Ki o yol bir tarafında hak vardır, adalet vardır, iyilik vardır, merhamet vardır, af vardır, hoşgörü vardır, paylaşım, cömertlik vardır. Ama o yol bir tarafında ise yolun sahibinin kaçınmak zorunda kalacağı ve mecburiyetinde olduğu batıl vardır, kötülük vardır, bencillik vardır, cimrilik vardır, kibir vardır. Dalalette olan ne yapmıştır? Hak dururken batılı tercih etmiştir. Tevhid Allah dururken gayrısını tercih etmiştir. Adalet dururken zulmü tercih etmiştir. İyilik hayır dururken kötülük şerri tercih etmiştir. Tevazu dururken kibri tercih etmiştir. Paylaşım dururken bencilliği, cibriliği tercih etmiştir. Tercihi bile anlaya yapmıştır. Tercihi fark ederek yapmıştır, tercih ederek yapmıştır. O nedenle Allah kim dalaletin içerisinde ise Rahman olan Allah celalini gösterecek ve ona celal yüzüyle
kendisiyle sattığı dünyalık açısından bezeyecek. Yedirecek. Çoğaltacak. Öyle ki adam ayırmaya yol bulamayacaktır.